dost Türk kelimesi ama bugün dost Bulgarca sözlükte. Evet. Ve hanımefendi diyor... Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Lütfi Mestan'ın Bulgaristan'da 2013 yılında genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için 250 avroluk idari ceza almasına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Bulgaristan'da seçim kanununda seçim kampanyası döneminde resmi dil Bulgarca haricinde başka bir dilin kullanılmasının yasak olduğuna işaret etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemini vurgulayarak Mestan'a verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, Bulgaristan'ın mahkeme masrafları için 3200 avro ve Mestan'a tazminat olarak 3 ayda toplam 1200 avro ödemesini kararlaştırdı. Lütfi Mestan, 2013 yılında genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuşmuştu. Bulgar yetkililer Mestan'ın ülkedeki seçim kanununu ihlal ettiğini ileri sürmüştü. Önce yaklaşık 1000 avro idari cezaya çarptırılan Mestan'ın Kotel Bölge Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonucu cezası 250 avro olarak revize edilmişti. Mestan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2015'te başvurmuş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesinin ihlal edildiğini savunmuştu. Bulgaristan'la tüm kendi vatandaşlarına eşit annelik yapsın. Kimilerine anne, kimilerine analık olmasın. Hiç kimse Bulgaristan'da yaşayan Türkleri, Müslümanları, diğer azınlıkları ikinci kaliteli insan gibi görmesin. Evet. Biz Türkleri savunuyorsak, Türk Partisi, Türkiye'nin partisi olmuyoruz. Azınlıkları savunan parti oluyoruz. Ama azınlık partisi değil. Azınlıkları savunmak bir, azınlık partisi olmak farklı bir şey. Bunu anlatmak istiyorum. Kadı bunu anlayamamış. Eğer Bulgaristan'da ayrımcılık yok ise, anayasa ve kanunlar herkes için eşit geçerliyse, karar olumlu olmalı. Aksi takdirde ayrımcılık olduğu yeniden gündeme gelecek, açıklanacak.